Selamun Aleyküm Tonguç evladım. Aleyküm hocam. Kader ve kaza inancını yapacağız bu dersimizde, din dersimizde. LGS kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve mükemmel bir şekilde senle beraber din dersimizde ilk konumuzu işleyeceğiz. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. O zaman senle beraber kader ve kaza inancına nelere bakacağız? İlk başta kader ne demek, kaza ne demek onu bilmemiz gerekiyor. Kader Allah'ın her şeyi belli bir ölçü ve düzen ve uyum içinde programlamasıdır Tomucum. Yani Allah'ın dünya üzerindeki evrendeki yaptığı bir düzen var değil mi evladım? Evet hocam. Bu düzen aslında belli bir program içerisinde ilerliyor. Ve bu programı da Allah baştan koymuş. Demiş ki Allah işte dünya güneşin etrafına dönecek. Aynı zamanda işte e, insanlar yeryüzünde yaşayacak. Ondan sonra ne bileyim su buharlaşıp yağmur şeklinde yere tekrar dönecek. Bunların hepsi aslında e, kaderin bir belli bir programın içerisinde oluşuyor. Kaza dediğimiz şey ise program olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi. Mesela örnek olarak şunu vermek istiyorum. Su döngüsü dediğimiz şey aslında kaderdir. Su döngüsü nedir biliyor musun Tomcu Su döngüsü hocam bak, ya duş, duş sistemi değil mi? Hayır o şu demek bak. Ee, güneş buradan e, pay, parlıyor Tonguç evladım. Şöyle göstereyim. Güneş burada mı Tonguç evladım? Evet hocam. Güneş sıcaklığıyla buradaki yeryüzündeki suları ne yapıyor? Isıtıyor. Yeryüzündeki sular ısınınca ne oluyor Tonguç evladım? Yukarı doğru buharlaşıyorlar. Buharlaştıktan sonra ne oluşturuyorlar? Bulutları. Bulutlar da yağmur şeklinde aşağı düşüyor mu Tonguç benim? Evet. İşte bu yağmur şeklinde düşüp tekrar suyun içine geçmiyor mu evladım? Evet. Tekrar denizlere karışmıyor mu? İşte bu su döngüsü demek. Bu su döngüsü belli bir sistem içerisinde oluyor ama bu su döngüsünün içinde yağmurun aşağı doğru düşmesi, yağması ise kaza dediğimiz olay. Yani belli bir programa, yani kadere göre bir olayın gerçekleşmesine biz kaza diyoruz. Mesela hemen bir örnek verelim. E, bir ayet örneği. Çünkü ayetlerde genellikle e, sınavlarımızda ayetler çok çıkar. Zuhru suresi 11. ayette demiş ki e, gök, Allah demiş tabii. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla ölü bir memlekete hayat veririz. Yani ölümü mü? E, kuru, kupkuru memlekete hayat veririz. Gerçekten de su, e, yağ, yağmur yağdığı zaman ne oluyor Tonguç Aram Bir sürü çimler çıkıyor, işte ne bileyim ağaçlar çıkıyor, işte bitkiler e, e, Orası kuruluktan kurtuluyor değil mi? adam? Evet hocam. İşte buradaki yağmurun yağmasına biz kaza derken buradaki olayların Allah tarafından programlanmasına kader diyoruz. Peki kader kavramıyla alakalı bazı e, başka kavramlar var. Onları bilmemiz gerekiyor. İlim, irade ve kudret kavramları var. İlim dediğimiz şey aslında Allah'ın Gerek duyular alemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi. Yani Allah'ın ilmi sınırsızdır deriz. Ne der Allah'ın ilmi. Allah'ın bilgisi yani. Allah her şeyi biliyor tomucuğum. Yani sen hiçbir şeyi Allah'tan saklayamazsın. Dolayısıyla duyular alemi ne demek biliyor musun evladım benim? Görme, işitme, koklama. Aynen. Beş duyumuz var. İşte görebildiğimiz duyabildiğimiz ama biz hem beş duyu organımızla algılayabildiğimizi, beş duy organımızla algılayabildiğimizi görebiliyoruz da diğerlerini göremiyoruz. Değil mi Tonuç diğer, Diğerlerini hissedemiyoruz. İşte Allah hem beş duyu organıyla algılayabildiğimiz her şeyi biliyor hem de bunun ötesini de biliyor. Göremediğimiz şeyleri de veya duyamadığımız şeyleri de biliyor. İrade dediğimiz şeyse Allah'ın her şeye gücünün yetmesi. Ya Allah'ın işte e, bunu, mesela ben bunu kaldırabilirim ama Tomuç'um 100 tonluk bir yükü tek elimle kaldıramam değil mi evladım? Ben? Evet hocam. İşte aynı onun gibi ben bir sınırlı bir iradeye sahibim. Yani her şeyi yapamam ne yazık ki ama Allah her şeyi yapabilir. Her şeye gücü yeter. Kudret dediğimiz şey ise Allah'ın dilemesi ve dilediği e, şekil, dilediğini dilediği şekilde yapması. Yani Allah'ın her şeye gücü yeter. İstediği istediği şeyi istediği zaman yapabilir. İrade Allah'ın gücü her şeye gücünün yetmesi e, kudretse bu güç aslında Allah'ın gücü ilimse Allah'ın bilgisi diyebiliriz e, diyoruz. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır diyoruz. Bu ne biliyor musun Tonguç Erhan? bu şekil. Niye bunu çizim biliyor musun herhalde? Yuvarlığa benziyor ama. Aynen böyle bir salyangoza gibi benziyor değil mi? Evet. Ama bu aslında dünyadaki altın oranı gösteriyor. Altın oranına çizilmiş bir fraktal şekli aslında bu. Yani burada çok ciddi bir ölçü var aslında. İşte bu ölçü sonsuza kadar kadar giderekten aslında salyangozun kabuğu gibi bir şekil oluşturuyor. Bu uzayda da çok olan bir şekil. Şimdi o yüzden bunu çizdik ve burada şunu göstermeye çalışıyoruz. Aslında bu düzenli ve düzgün şeklin sonsuza kadar giden şeyin Allah çok daha güzellerini evrende yaratmış. Evrende ne var Tonguç biliyor musun? Evrende muhteşem bir ölçü var. Yani denge var. Aynı zamanda düzen var Tonguç evladım benim. Aynı zamanda uyum var Tonguç Eran Bey. Aynı zamanda denge var. Bu kavramlar çok çıkar. O yüzden bunu yazmak istiyorum. Aynı zamanda ahenk var. Tonguç ahenk. Benzer kelimelerdi mi? Evet, hocam? ahenk dediğimiz şey aslında Arapçadaki uyum manasına geliyor. E, düzen, denge, ölçü zaten bunları birbirine çok yakın kelimeler. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Evrendeki bu düzen, bu denge mesela dünyanın güneşe uzaklığı değişti birazcık evrende çok farklı kaoslar oluşabilir. Veya diyelim ki Tonguç Öğrenmenim dünyanın kendi etrafında dönüş hızı değişse gün 24 saat olmaz da daha farklı zamanlar olabilir. Ve bu şekilde de işte bazı bir sürü program mevsimler oluşmaz. Gece gündüz böyle yamulur falan filan. Hani bunların hepsi aslında belli bir düzen içerisinde yaratılmış. O yüzden Allah'ın bu yarattığı düzene biz ne diyoruz Tonguç Öğrenmenim? Kader diyoruz. Ölçü deyince aklımıza önce ne gelmesi gerekiyor o zaman Tonguç Öğrenmenim? Kader. Kader kavramı gelmesi gerekiyor. Örneklere baktığımız zaman gece ve gündüzün oluşumu, atmosferdeki oksijen oranı bunun denge içerisinde olması. Atmosferdeki oks oksijen oranı yüzde kaçtı sadece? Tongüşöre? 99 hocam. Hayır tam tersine. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Yüzde 21'dir. Çoğu atm atmosferin azot gazıdır. Ama biz bunu bilmeyiz mesela. Atmosferin yüzde 21'i sadece oksijen. Yüzde 22 olsa ne olur biliyor musun? Hocam? Ne olur hocam? Dünyadaki bütün ormanlar her şey yanardı. Çünkü Oo. oksijen fazla olunca daha fazla yangın çıkma olasılığı var. O yüzden diyorum ki Tomcu Allah her şeyi mükemmel bir şekilde belli bir denge ve uyum ve ölçü için Yaratmış zaten Canların doğması, büyümesi, ölmesi. Ayete bakalım bir tane Furkan suresi ikinci ayette her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır demiş. Gerçekten de e, her şeyi yarattı. İşte bu ölçü dediğimiz kavramın aslında kader olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evrensel yasalarsa üç tane Tonga Çelebi. sana göstermek istiyorum evrensel yasaları. Fiziksel yasalar. Biyolojik yasalar. Kimyasal yasalar. Hayır kimyasal yasalar diye bir şey yok. Bir de toplumsal yasalar. Üç tane yasamız var. Hocam Kim... fizik, kimya, biyoloji. Hayır fizik, kimya, biyoloji değil aslında. Kimyasal yasalar diye bir şey yok. Bu da e, şıklarda genellikle sınavlarda çıkan bir şeydir. Ama sen yemeyeceksin artık bu e, şeyi e, böyle e, çeldiriciyi. Şimdi fiziksel yasalarda şunu bilmemiz gerekiyor. Evrenin işleyişi ve düzeninin e, ve düzeni, maddenin oluşumu ve yapısı ile ilgili. Bütün her şey aslında fiziksel yasalara gidiyor. Aynı zamanda Tomi Çelan evrensel bu yasalar. Yani değişmiyor. Evrensel tüm ve değişmiyor. Tüm dünyada aynı mı hocam? Aynen. Tüm dünyanın her yerinde aynı. Gözlemlenebilir ve ölçülebilir yasalar. Mesela suyun kaldırma kuvveti. Arşimedin buldu veya ısıldan maddenin gelinleşmesi, büyümesi, gece ve gündüzün oluşması, dünyanın güneş etrafında dönüşü, ayın dünya e, dünyanın etrafında dönüşü bunların hepsi aslında evrensel yasa, e, fiziksel yasaların içine giriyor. Mesela Yasin Suresi 38. ayette güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur e, şeklinde bir ayetimiz var. Aslında burada güneşin dönmesi işte güneşin hareketi güneşin doğuşu batışı yani gezegenlerle alakalı olan şey, her şey fiziksel yasalar içine giriyor. Aynı zamanda da Tonguç Bey'im işte suyun kaldırma kuvveti fizikle alakalı olan her şey de fiziksel yasalar içine giriyor dedik. Geldik biyolojik yasalara. Biyolojik yasalarda canlıların oluşması oluşumu ve gelişimi ile ilgili olan yasalar. Bitki ve hayvanlar bu programa göre yaşıyorlar mesela. Aynı zamanda balıklar solungan so, balıkların solungaca, kuşların kanada ihtiyacını duyması, farklı üreme sistemlerine sahip olması. Örnek olarak da ayet olarak Alak Suresi ikinci ayette o insanı alaktan embriyodan yarattı. İnsanın yaratılışıyla alakalı. Hatta bu da embriyo şekli aslında biyolojik yasaların içine giriyor. Toplumsal yasalara baktığımız zaman insanlar arasındaki ilişkileri çözmeye çalışıyor toplumsal yasalar ve sebep ilişkisinde ele alıyor aslında her şeyi. Mesela toplumlar adaletle ayakta kalırlar. Gelir dağılımı adil olması toplumda balış barış bozulur. İşte göç durumu, ondan sonra sosyal adalet durumu, işte zengin fakir ilişkisi bunlar hepsi toplumda toplumsal yasalar içe giriyor. Mesela Tevbe Suresi 70. ayet demiş ki onlara kendilerinden evvelkilerin alt üst olan şehirlerin haber, haberi ulaşmadı mı? Peygamberi onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Bak burada dikkat et sen alt olan şehirler demiş. İşte o toplumların yok edildiğini, yok olduğunu söylüyor. İşte bu da aslında toplumsal yasalarla alakalı diyoruz. Toplumsal ve in insanlarla alakalı her şey toplumsal yasalarla alakalı diyoruz. Bunlar alakalı ve Bunlar alakalı soruları çözebilmek için bak Dinamo Din Kültürü Soru Bankamız çıktı. Sol tarafı dikey, sağ tarafı yatay yeni nesil sorularla kaplı dinamo soru bankamızdan çözebilirsin. Aynı zamanda birazcık da eğlenerek öğreneyim ve çıkartmalarımız olsun dersen taktikli soru bankamız var. Yine aynı şekilde değil sol hocam? taraftaki e, dikey, sağ taraftaki yatı olmak üzere yenisi sorularımız da burada var. Aynı zamanda Tonguç Ölen burada çıkartmalarımız da var. Din çıkartmalarımız da burada e, din posterlerimizin üstüne yapıştırabilirsin Tonguç Ölen Hatta din e, posterlerimizden birkaç tane göstermek istiyorum. Bak burada mesela e, görebiliyor musunuz? Din e, posterlerimizin üzerlerine, buradaki yerlerine yapıştırabilsin Tonguç Ölen Bey'im. Aynı şekilde daha fazla çalışmak istiyorsan, konu konu çalışmak istiyorsan konu denemelerimiz var. Konu tarama denemelerimiz var. Konu tarama denemelerinde de aynı şekilde yenilesi sorularımız var ve konu konu. Mesela işte burada bir peygamber Hazreti Musa bununla ilgili konuyu tarıyoruz. Veya işte kaderle ilgili kavramlar konusunu tarıyoruz. Veya dinin temel gayesini tarıyoruz şeklinde ilerliyoruz. Ama ben konuyu anlamayacağımı istiyorsan Tonguç Ölen Bey'im Konuyu anlayacağımız Sözel Soru Bankamızdan, sıfırdan e, 8'e Sözel Soru Bankamızdan konuyu öğrenebilirsin. Burada işte dinin temel gayesi, ondan sonra işte zekat sadaka konusu, kaderle ilgili kavramlar, ondan sonra işte Hazreti Musa'nın kıssası, Ayet-i Hakk'ın sorusunu da buradan çözebilirsin diyoruz. Ve mükemmel bir şekilde ödevin zaten şimdi gelecek. Ödevin gelsin şimdi hadi bakalım. <laughs> Ödüllü sorumuzu yaptın uçum. Yorumları yolla. Hadi bakalım şimdiden başarılar. Görüşürüz hocam.